Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli İlam TV izleyicileri, Osmanlıca derslerimizin ilkine başlıyoruz. İlk önce Osmanlı Türkçesi hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Osmanlı Devleti 600 yıl gibi hayat sürmüş uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Dolayısıyla Osmanlıca da her dilde olduğu gibi canlı bir dil olmuş oluyor. Bu dilin değişik zamanlarda, değişik asırlarda gelişmiştir. Daha sonra sadeleşmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Türkçesi dediğimizde tek tip bir dil, tek tip bir şekil değil de farklı farklı, daha sade, daha mürekkep bir dil önümüze çıkıyor. Ayrıca bu dilin yazı şekli Arap harfleri ile yazıyoruz. Arap harfleri ile yazıldığından dolayı elle yazılıyor ve her bir katibin el yazısı bir diğerinden farklı olduğu için okumada bazı sıkıntılar böylece doğmuş oluyor. Bu derslerimizde ilk önce matbu Osmanlı harflerini okumayı öğreneceğiz. Daha sonra el yazısına geçeceğiz. İlk dersimiz sessiz harfler olacak. Şunu da özellikle belirtelim ki bu derslerimiz Kur'an-ı Kerim okumayı bilen izleyicilerimiz için olacaktır. Dolayısıyla Arap alfabesini bilen izleyicilerimiz için bu derslerimiz daha faydalı olmuş olacaktır. İlk önce Osmanlıca'daki sessiz harflerden başlayacağız. Osmanlıca'da 4 tane sessiz harf var. Arapçadan ziyade olarak. Bunlar P, Ç, J ve G harfleri. Şimdi onları yazalım. Osmanlıca'da Arapçaya ilave olarak bulunan sessiz harfler. İlk harfimiz dediğimiz gibi P harfidir. P harfi Arapçadaki B harfinin 3 noktalı halidir. Yani bu bir noktaya daha 2 nokta ilave ederek P harfini oluşturmuş oluyoruz. Şunu da hemen burada ilave edelim. Arapçadaki 3 noktayı biz şöyle şapka şeklinde gösteriyoruz. Dolayısıyla bunu P harfini şu şekilde de yazmamız mümkün. Diğer bir harfimiz, ikinci harfimiz Ç harfidir. Ç harfi de Arapçadaki cim harfinin 3 noktalı halidir. Bunu da yine bu şekilde yazabiliyoruz. Üçüncü harfimize gelince o da J harfi. J harfi Z harfinin 3 noktalı halidir. Bu şekilde J harfini yazmış oluyoruz. Dördüncü harfimiz de G harfi. G harfi Arapçadaki kef harfinin üzerine çizilen bir çizgi ile belirtiliyor.
Evet, G harfi bu şekilde belirtiliyor. Şimdi burada Arapçadaki kaf harfinin Osmanlıca'da almış olduğu bazı şekilleri burada söylemenin tam zamanıdır. Bu harfimiz hepinizin bildiği üzere kaf harfidir. Kaf değil, kaf harfi. İnce, Türkçemizde söylediğimiz K, K harfi. İnce, K harfi. Türkçede bu harfimiz K şeklinde okunuyor. Yukarıda, az yukarıda söylediğimiz gibi G şeklinde, G şeklinde okunuyor. Ayrıca yumuşak G, yumuşak G şeklinde okunuyor ve Kaf-ı Nuni dediğimiz, Kaf-ı Nuni dediğimiz N şeklinde de okunuyor. Kaf-ı Nuni, Kaf-ı Nuni şöyle kef üzerinde 3 noktanın yazılması ile belirtiliyor. Kaf-ı Nuni. Kaf-ı Nuni. Yani Kaf-ı Nuni kef şeklinde yazılmış nun harfi demektir. Ne harfi demektir. Bu ilk başlardaki derslerimizde bu şekilde 3 noktalı olarak yazılacak. Ancak daha sonra ilerleyen zamanlarda bu noktalar kalkacak ve sadece kef harfi şeklinde gözükecek. Biz bunu o cümleden, cümlenin manasından ve kelimenin manasından bunun K mi yoksa N şeklinde mi okunması gerektiğini kendimiz çıkaracağız. Bir de bir son harf var. O da vav harfi. Kaf-ı vavi dediğimiz, Kaf-ı vavi dediğimiz yine kef harfi, kef şeklinde yazılıyor ancak vav şeklinde, v şeklinde okunan bir harftir bu. Bunlar çok değildir. Mesela buna bir örnek verecek olursak, güvercin, güvercin kelimesini buna örnek olarak verebiliriz. Gücercin. Burada normalde gücercin yazıyor ama biz bunu gücercin şeklinde değil, güvercin şeklinde, güvercin, güvercin şeklinde okuyoruz. İşte burada kaf şeklinde yazılmış ancak kaf-ı vavidir bu. Güvercin şeklinde bunu okuyoruz. Şimdi bu harflerle ilgili birkaç örnek yazalım. P harfine bir örnek yazalım. Yaprak. Ayrıca şunu da belirtelim ki, az önce söylediğimiz gibi Arapçadaki 3 nokta, 3 nokta şapka şeklinde yazıldığı gibi 2 nokta da, 2 nokta da çizgi şeklinde, bir küçük, bir kısa bir çizgi şeklinde yazılabiliyor. Burada olduğu gibi şurayı şöyle şöyle yazabiliriz. Yaprak. Yaprak. Ç harfine bir örnek
verelim. Açık. Açık. Evet. J harfine bir örnek verelim. Ejderha. Ejderha. G harfine de bir örnek verelim. Gül. Gül. İşte bunlar bu dört harfimiz ve diğer harflerle birlikte bunlar Osmanlıca'daki Arapça'da olmayan ama Osmanlıca'da olan ilave sessiz harflerimiz.